Herkesin hayatında zor dönemleri olmuştur mutlaka. Benim de o zor dönemlerimden bir tanesiydi. Hani böyle her şey üst üste gelir ya. Şehirler arası bir yolculuktaydım. Baktım güneş doğuyor. Ve çok güzel doğuyor gerçekten. Durdum, arabayı sağa çektim. Böyle 20 dakika güneşin doğuşunu seyrettim. Sonra ona bir de fotoğrafladım. Naçizane şu an perdede gördüğünüz fotoğraf o. Bu fotoğraf bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Her gün güneş yeniden doğuyor. Bugün hayatımızın bundan sonraki kısmının ilk günü. Bu 1960'ların efsane bir şarkısı. Today is the first day, the rest of your life diye. Esasında geçmişimizden sıyrılamayız. Geleceğimizin üzerinde kısmen bir ipotek kurar ama geleceğimizi şekillendirmek adına her gün güneşin yeniden doğduğunu unutmamak gerekir. Şimdi hikayeme müsaade ederseniz şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Yıllar önce kurumumda bir bölüm kurmaya çalışıyorum. Koşturup duruyorum, oradan oraya, oradan oraya ve kurumumun yöneticilerinin kapılarını aşındırıyorum. Sürekli onlardan bir şey istiyorum. Para istiyorum, personel istiyorum, cihaz istiyorum, kadro istiyorum. İstiyorum, Allah istiyorum. Onlar da direniyorlar tabii. Ben böyle bir acele halindeyim, panik halindeyim. Sonunda o kurumun yöneticilerinden bir tanesi dayanamadı. Hocam dedi, acelen ne? Şimdi, acelen ne? Ben de şöyle bir cevap verdim. Dedim ki, 160 kiloyum. O zaman öyleydim. Günde 2 paket sigara içiyorum. O zaman içiyordum. Dengesiz ve aşırı besleniyorum. Ki o zaman öyleydim. Ve çok hareketsiz bir yaşantım var. Ki o zaman öyleydi. Dedi adamcağız haliyle. Yani bu anekdotun üzerine şaşırdı. Bu şartlar altında dedim. 50 yaşımı görürüm, görmem. Acelem ondan dedim. Güldü. O gün gerçekten 50 yaşımı göremeyeceğimi düşünüyordum. Ama şu an 50 yaşımı bayağı bir geçtim. Gene de karşınızdayım. Bu kehanetim tutmadı. Evet, şişmanlık benim hayatımın her döneminde tanımlayıcı bir özelliğim oldu. Bütün yakın çevrem, bütün arkadaşlarım beni şişman Cüneyt olarak tanımladılar. Küçükken tombiş filan denirdi, şişko denirdi. Ondan sonra ilerleyen yıllarda başka sıfatlar geldi. Büyüdükçe o sevimlilik gitti. Yerine böyle obez oldu falan ama tanımlayıcı bir özelliğimdi. Telefonda kendimi hatırlatmak için hep kullandım ben bunu, istifade de ettim. Böyle işte ve bu gerçek bir ağırlık grafiğimdir son 35 yılın. Yıllar içerisinde vücut ağırlığım, fakülteyi, üniversite sınavını kazandığında böyle bir gayret bir 17 kilo verdim. Sonra yıllar içerisinde fakültede giderek kilom yükseldi. Sonra fakülte 5. sınıfta mezun olmadan önce bir 47 kilo verdim. Buradaki bazı arkadaşlarım o dönemde beni hatırlayamadılar, tanıyamadılar. Ondan sonra mezuniyetimde sonraki dönemde aldım. İhtisasa başlamadan önce verdim. Doçentlikten önce verdim, profesörlükten önce verdim filan. Neyse. Ama farkındasınız herhalde, sürekli bir gidişat, artış var. Ve bundan yaklaşık 3 sene kadar önce ben 170 kiloyu gördüm. Baktım, bu iş böyle olmayacak. Kilo vermeye çalışıyorum, olmuyor, başaramıyorum. Sigarayı bırakmaya çalışıyorum, olmuyor, tekrar başlıyorum. Spor yapmaya çalışıyorum, olmuyor, bu olmuyor. Hayatın perspektifinde bir değişiklik gerekiyor. Bir başka bir açıdan bakmak lazım. Bir yerlerde eksikler kalıyor. Sonra sinir bilim çalışıyorum. Bu konuda okuduğum literatürlerden istifade edebileceğimi fark ettim. Önce sigarayı bıraktım.
Sonra kilo verdim. Bu diyet kitaplarının hep vazgeçilmez fotoğrafıdır, bilirsiniz. Ondan sonra bu fotoğraf çekme işini belki biraz daha profesyonelleştirmiş olabilirim. Bu 170 kilo halim. Sonra 100 kilo halim. Arada 70 kilo ve 3 yıl var yaklaşık olarak. Bu fotoğraf çekmeyi belki biraz daha profesyonelleştirmiş de olabilirim. Keyif aldım bu işten, tadını çıkarttım. Şimdi anlatırken de keyif alıyorum farkındaysanız. Artık şişmanlık benim için tanımlayıcı özellik olmaktan çıktı ama arkadaş çevrem hala benden şişman Cüneyt diye bahsediyor ama şikayetçi değilim açıkçası. Sonra 50 kilo verdikten sonra falan spor yapabileceğimi fark ettim. Hayatımda oysa hiç spor yapmamıştım o güne kadar. Veya profesyonel anlamda sporculuk yapmamıştım. Ve kıtalar arası yüzme yarışmasına hazırlanmaya karar verdim. Çok sevgili bir dostumla kol kola girdik. Çok sıkı bir antrenman tablosundan sonra Ankara'da kendi yaş grubumda dereceye girdim. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? 50 yaşından sonra adım ve sporcu sözcükleri yan yana geldi. Ve kıtalar arası yüzme yarışmasında da başarıyla tamamladım. Yani boğazı geçtim. Ondan sonra işte bütün bunlarda benim açımdan bunları gerçekleştirmemi sağlayan püf nokta neydi? Nasıl oldu? Müsaade ederseniz onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu bakışları herhalde pek çoğunuz tanıyordur, değil mi? Bu işte Freud. Freud diyor ki, insan psikolojiden ibarettir. Sadece psikolojidir. Güzel, doğru ve bu şekilde de tarihe geçti zaten Freud. Sonra Reich, onun esasında rahli tedrisatından yetişmiş bir insan, ona ilk isyanı o yapıyor. Freud'a ilk ihanet ondan geliyor. Uzun yıllar evet sadece psikoloji diyor ama sonlara doğru ya acaba başka şeyler de mi var diyor. Sonra Angel. Özür dilerim. Sonra Angel. Angel diyor ki ne diyor? Angel ne dediğine geçmeden önce şimdi matematik bilgilerinizden hepiniz biliyorsunuzdur. Üç noktadan ne geçer? Düzlem geçer. Aynı doğru üstünde olmamak kaydıyla. Şimdi dört ayaklı bir sandalye dengede olmak zorunda değildir ama üç ayaklı bir tabure dengede olmak zorundadır. Hele hele ayakları üç aşağı beş yukarı aynı boydalarsa onun üstündeki şey mutlaka dengededir. İşte İnsan şu üç bilimin, şu üç lojinin üstünde dengede duran bir varlıktır. Nedir bu üç loji? Nedir bu üç bilim? İşte Angel bunu cevaplıyor. Diyor ki insan biyo, psiko, sosyal bir varlıktır. Demek ki o üç bilim, biyoloji, sosyoloji ve psikoloji. Hayatta bunlardan bir tanesini bile ihmal etmeye gelmiyor. O zaman denge bozuluyor. İnsan devriliyor, çöküyor. Ne derseniz deyin. Bakın, sağlığı bozulmuş bir insan, biyolojisi bozulmuş bir insan, psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor. Psikolojisi bozulmuş bir insan, sosyal hayatta sıkıntılar yaşıyor. Sosyalliği bozulmuş bir insanın bir süre sonra sağlıkla ilgili problemler yaşaması kaçınılmaz. Psikosomatik hastalıklar dediğimiz hastalıkların kökeninde bunlar var zaten. Tersi de geçerli. Bakın psikolojisi bozulmuş bir insanın bir süre sonra biyolojisi bozuluyor. Biyolojisi bozulmuşsa bir süre sonra sosyal hayatta sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Sosyal hayatta sıkıntılar yaşamış bir insanın
psikolojisinin mükemmel olduğunu kim iddia edebilir? Ve bu üç olgu birbirine o kadar dönüktür ki, üniversite sınavına hazırlanan çocuğun psikolojisini göz ardı ederiz. Sosyalliğini göz ardı ederiz. Onu ders çalışmaktan ibaret bir mahlukat haline indirgeriz. Aynı şekilde bir turnuvaya hazırlanan bir sporcunun da sosyalliği, psikolojisi hep göz ardı edilir. İşi gücü onun sanki kondisyonunu artırmaktan ibaretmiş gibi değerlendirilir. Ben bu üç küreyi, bu üç bilimin küresini özellikle kırmızı, mavi ve yeşil olarak seçtim. Çünkü bilimde bu üç renk o kadar önemlidir ki bunlar birleşerek beyaz ışığı oluştururlar. Doğada beyaz ışık diye bir şey yoktur. Bu üç renk bir araya geldiği zaman ve eşitlerse ortaya çıkan renk beyazdır. Aynen insanda olduğu gibi. Bu ışıklardan bir tanesini güçlendirdiğiniz zaman, kırmızıyı güçlendirdiğiniz zaman artık o beyaz ışık olmaktan çıkar. Pembe, kırmızımsı filan bir şeyler haline gelir. Gerçekte de ama hedefimiz beyaz ışıksa üçünü de birlikte tutmak zorundayız. Şimdi bu toplardan birer cümle bahsedelim. Ve hadi öyle başladık ya, örnek benim gene kilo verme sürecim olsun. Biyoloji veya kilo verme olsun. Ben hayatı şöyle değerlendiriyorum. Havuz probleminden ibaret. Kilo da böyle. Şimdi havuzda giren su çıkan sudan fazlaysa seviyesi yükselir. Tam tersi çıkan suların miktarı fazlaysa seviyesi azalır. Aynı şey organizmamız için de geçerli. Aldığımız enerji çıkanlardan fazlaysa kilomuz artar. Tam tersi çıkanlar fazlaysa kilomuz azalır. Burada tabii bir takım hileler olabilir. Liposakşınla adamın kilosunu alırsanız o ayrı. O tür istisnai durumları göz ardı ediyorum. Ama genelde bu kural geçerli. Vücudumuza su taşıyan, pardon, enerji taşıyan şeyler nedir? Besinler. Onlardan aldığımız kalori. Vücudumuzdan su götüren şeyler neler veya enerji? İşte hareketlerimiz, metabolizma falan. Bunlar diyet kitaplarında bol bol yazıyor. Bunlardan size bahsetmeye hiç niyetim yok. Sadece benim için çok kritik bir şey söylemek istiyorum. Hangi saatte beslendiğimiz önemli. Bu denklemi biraz dışına çıkan bir şey. Erken saatlerde aldığımız diyetler tam enerjiye dönüşmüyor. Belki diyet kitaplarında bu çok fazla vurgulanmadığı için bundan bahsetmek istedim. Ne kadar erkene kaydırırsak beslenmemizi, o enerjiden istifademiz o kadar azalıyor. Psikoloji. Bütün hastalıkların kökeninde bence bu var. Stres, anksiyete, gerilim. Hep göz ardı ettiğimiz şey, hep ihmal ettiğimiz bileşen, yeşil top, psikoloji. O hayatta hedefe giderken bir miktar tatlı bir heyecan olmalı belki ama bu stres haline gelmişse bilin ki bir yerlerde yanlışlık var demektir. Eğer onu göz ardı ediyorsanız onun acısı bir yerden bir şekilde çıkar. Bu benim 70 kilo verme sürecimin grafiği. Hayatımda ilk defa strese girmeden tadını çıkarta çıkarta, keyfini çıkarta çıkarta kilo verdim. Ve ilk defa da bu kadar başarılı oldum. Çünkü psikolojiyi ihmal etmemiştim. Bir ayrıntıyı mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum. Diyet kitaplarında atlanan bir unsur. Bakın şurada ne görüyorsunuz? Bir plato dönemi. Kilo vermem durmuş. Bunun alttaki değerler haftayı temsil ediyor. 3,5 ay boyunca diyet disiplinimden hiç ödün vermemiş olmama rağmen kilo veremedim. Her diyet bu türden bir plato dönemi içerir. Bu kaçınılmaz bir süredir. Vücut kilo vermeye karşı direnir. İnsanlar
Yapılan çalışmalarda, literatürde ortaya koymuş ki diyetlerden vazgeçme süreci genellikle bu dönemlerde oluyor. Deyim yerindeyse insanlar havlu atıyor. Bakın ilerleyen dönemlerde bir plato dönemim daha var. Bakın daha başlangıçta daha kısa olmakla birlikte plato dönemleri de var. Bu da işin bir psikolojik boyutu. Sadece strese girmekle olmuyor. Psikolojimizi de güçlü tutmak zorundayız. Diyetten başarı elde edebilmek için. En azından böyle plato dönemleri yaşayacağımızı bilmek zorundayız. Sosyoloji, mavi top, son top, hep ihmal edilen bir başka top. Hayatımızın en önemli bileşeni. Burada ben de mesela kilo verme sürecimde hep dostlarımdan, arkadaşlarımdan, çevremden destek aldım. Bir 140 kiloya indiğimde mesela, yuvarlak bir rakama ulaştığımda, Baskül Tepesi'nde onun fotoğrafını çektim. Arkadaşlarıma WhatsApp'tan paylaştım. Onların tebriklerini kabul ettim. Bu bana enerji verdi. Sosyolojiden istifade ettim. Bu önemli bir ayrıntı. İhmal edilmemesi gereken bir diğer unsur. Ve gene sosyalliğin içerisinde bir başka bileşen. Yanınıza kol kola gidebileceğiniz birisini bulmanız lazım. Benim yüzmede de öyle bir arkadaşım vardı. Başka işlerde de hep öyle arkadaşlarım oldu. Kilo verme sürecinde de bizim ailede tek anormal benim eşimdi. Pardon, normal mi diyelim? Normal. Yani kilosu normal ama bizim aile içerisindeki anormal insandı. Biz kızımla böyleydik. Böyle pozlar veriyorduk. Sonra onda kol kola girdik. Böyle bir yarışmaya girdik. Tatlı bir rekabete girdik. Sonra böyle pozlar verir hale geldik. Konserlerde ara alkış kıymetlidir. Evet, son cümlem. Hayatımız beyaz ışık hedefleniyorsa, hedefimiz ne olursa olsun, lütfen, lütfen unutmayalım. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Psikolojimizi ve sosyolojimizi göz ardı etmeyelim. Her gün güneş yeniden doğar. Çok teşekkür ederim.